Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazdan buzluğa attığım dolma biberleri hangi aşamalardan geçirip buzluğa atıyorum ve buzluktan çıktıktan sonra nasıl pişiriyorum bunu anlatmak istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Buzluğa girdiği zaman dolma biberler kötü oluyor, kararıyor e, vesaire diyenler oluyor. Benim anlattığım şekilde yaparsanız hiçbir problem olmayacak emin olabilirsiniz. Bunu size aşamalı olarak göstereceğim. Birazdan buzluktan çıktıktan sonra buzluktayken ve sonrasında nasıl oluyor? Videonun ilerleyen yerlerinde bunları görebileceksiniz. Ve hemen yapımına geçelim şimdi. Dolma biberlerimizin küçük olanlarından seçelim öncelikle. Daha sonra güzelce yıkayalım dolma biberlerimizi ve iç kısımlarını çıkartalım. Bir tepsi veya sofra bezine serip bir gece bu şekilde bekletelim ve kurumasını sağlayalım. Buna dikkat edin. Yaş yaş koymayın kesinlikle. Güzelce kurusun. Daha sonra buzdolabı poşetlerine içlerine birer tane domates yerleştirip de koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymadan da direkt benim yaptığım gibi buzdolabı poşetlerine itinalı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben bu sene ilk defa içine domates koyarak yaptım. Domatesi koyma sebebimiz dolma biberleri doldurduktan sonra üzerine kapatmak için koymaya da bilirsiniz. Hiç fark etmez. Normal boş olacak şekilde de koyabilirsiniz. Daha sonra pipet yardımıyla içindeki havayı almamız gerekiyor. Bu da bir altın kural diyelim. Evet içinde hiç hava kalmaması gerekiyor. Buna da çok dikkat edin. Daha sonra ağzını sıkıca bağlayalım ve dolabımıza kaldıralım. Evet gönül rahatlığıyla istediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor merak etmeyin. Şimdi sizlere buzluktaki halini de göstermek istiyorum. Bu biberler yaklaşık bir hafta 10 günlük buzlukta beklemiş olan biberlerim. Yanma, kararma vesaire hiçbir şey yok. İçinizde hiçbir tereddüt kalmasın. Gönül rahatlığı ile hazırlayıp buzluğunuza koyabilirsiniz. Şimdi buzuktan çıktıktan sonra nasıl yapıyoruz ona geçelim. Öncelikle iç harcımızı hazırlayalım. Pirincimi daha önceden ıslattım, yıkadım ve süzdürdüm. Üzerine soğanını, yağını, maydanozunu, baharatlarını ve salçasını ekledim. Güzelce karıştırdım. İç harcını çiğ olarak yapıyoruz. Pişirmeyin. Evet güzelce karıştırdıktan sonra buzdolabından dolma biberimi çıkartıyorum. Bu çok önemli. Önceden çıkarıp buzunun çözülmesini kesinlikle beklemiyoruz. İç harcımızı hazırlıyoruz. Ve sonrasında buzluktan dolma biberimizi çıkartıyoruz. Eğer öncesinde çıkartırsanız e, Dolma biberler eriyecektir. Ve suyunu salacaktır. Bu sebepten dolayı önce iç harcımızı hazırlayalım. Ve sonrasında buzluktan dolma biberimizi çıkaralım. Ve dolduralım. Gördüğünüz gibi ben üzerlerine birer tane kapya biberi koydum. İsterseniz domatesli yaptıysanız içindeki domatesi çıkarıp tekrar üzerine koyabilirsiniz. Üzerine zeytinyağı gezdirdim. Ve salçalı su döküyorum. Suyunuz sıcak olmasın kesinlikle. Soğuk su koyun. Daha sonra ocağımızın üzerine alıp normal orta ateşte pişirelim. Bu tarifimizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.